Herkese selam arkadaşlar. Geçtiğimiz birkaç günde Bitcoin'de biraz düşüş yaşadık gördüğünüz gibi. Hatta geçtiğimiz 28 günde %18'lik bir değer kaybettik Bitcoin'de. Ama bence bu değer kaybetme işi kısa vadede ya da orta vade için son buldu diyebilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten güçlü bir desteğe ulaştığımızı düşünüyorum ben. Şu anki fiyat seviyemiz 39.750 dolar seviyesinde arkadaşlar. Tabii ki aklımızdaki soru şu an Bitcoin nereye gidecek yani bundan sonraki bir hafta içinde bir ay içinde ve bir sene içinde nerelere doğru gidebileceğini konuşuyoruz arkadaşlar bu videoda sizlerle grafikte gördüğümüz bir sarı çizgi var arkadaşlar sarı çizgimiz aslında bu Bitcoin grafiğinin genel olarak belirleyen yani şu an ay sezonundayız bu sezonunda sezonundayız yani genel olarak destek bir direnç ve destek ve direnç arkadaşlar bu destek ve direnç aslında çok daha uzun sürelere dayanıyor yani 2021'in Ocak ayına kadar uzanıyor bu direncin hikayesi ve birçok noktada aslında kritik rollerde görüldü bu direnç diğer videolarımı izleyenler zaten biliyor arkadaşlar ben açıkçası bu yılın sonuna doğru çok daha düşük kripto fiyatları göreceğimizi düşünüyorum özellikle bu beyaz çizgiyi ve sarı çizgiyi kırdıktan sonra Sonra muhtemelen 25.000 25 bin dolar civarına kadar inebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için hakkında da daha farklı teknik analizler de yaptım arkadaşlar. Grafiği büyütüp sarı çizgiye bakarsak arkadaşlar bu çizginin nasıl destek ve direnç rolünde olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada direnç olmuş, burada destek olmuş, destek olmuş, direnç olmuş. Farklı şekilde roller almış ve hepsinde de gerçekten güvenilir bir direnç olduğunu ya da seviye olduğunu daha doğrusu söyleyebilirim. Şu ana bakarsak arkadaşlar aslında ilginç olan bir şey ee, çok fazla direnç görüyoruz bu sarı çizgiden ve aslında bu birazcık korkutucu. Çünkü insanların bu sarı çizgiye şu an bu kadar önem vermesi birazcık daha aşağı yönlü bir fiyat hareketinin bizi beklediğini gösterebilir. Ee, dünkü videoda söylediğim gibi birazcık e, 39.750 dolar seviyesinden sonra yükselme yaşadık ama bu direnci henüz kıramadık. Long pozisyonu açmak için arkadaşlar ben bu direnci kırmayı beklemeyi düşünüyorum. En azından 4 saatlik grafikte doğruladıktan sonra açacağım long pozisyonumu. Yani bu seviyede 40.250 dolar seviyesi. Anlatmak istediğim şey de 40.250 dolar seviyesini 4 saatlik mumda doğrulamadan arkadaşlar ben herhangi bir long pozisyonu açmanın güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Size bugün yapacağım trade'i göstermeden arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Bybit'te trade yapıyorum ben. Bybit bence en iyi kripto para platformu bitcoin alıp satmak için. Çünkü Bybit 100x'e kadar kaldıraç imkanı sunuyor sizlere. Tabii ki 100x'e kaldıraçlı işlem yapın demiyorum çünkü gerçekten çok riskli bir şey. Ama yani riske göre bir kaldıracı belirleyerek güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda short pozisyonu da açabiliyorsunuz, long pozisyonu da açabiliyorsunuz. Bybit'te nasıl trade yapacağınızı da bilmiyorsanız arkadaşlar Bybit'te nasıl trade yapılır hakkında bir video da çektim. Aynı zamanda bu videoyu Türkçe'de seslendirdik. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bybit'teki bütün Tıklamanız gereken butonları, bilmeniz gereken şeyleri anlatıyorum burada sizlere. kısaca da teknik analizin nasıl yapıldığını anlatıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz. Onun haricinde de kanala abone olup videoya like atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü kanalın gelişmesi için sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. Onun haricinde hatırlatmak istedim galiba. Bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hızlıca video geçelim. Şimdi sizlere hedefimi gösterirsem arkadaşlar onun için sizlere fiyat seviyemi açmam gerekiyor. Fiyat seviyelerimi daha doğrusu. Çünkü eee bildiğiniz üzere fiyat seviyeleri bir teknik analiz yaparken ya da bir fiyat tahmininde bulunurken gerçekten çok önemli. E, ama söylemem gerekiyor ki arkadaşlar bir önceki tepe noktasına yani tam bu noktaya kadar yükselebileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Aslında %50'ye %50 şans veriyorum. Hızlıca fiyat seviyelerimizi açalım sizlere arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-5 tane direncimiz var aslında bu direnci artık çok etkili değil çünkü birkaç kere kırmışız ve farklı olmuş o yüzden silmemiz gerekiyor bu direnci benim ilk hedefim arkadaşlar bu 40.250 dolar seviyesini doğruladıktan sonra tabii ki 42.800'de 43.000 300 dolar arasında olan bu iki direncin olduğu noktalara kadar çıkabileceğimiz yönünde arkadaşlar. Tabi alış seviyeleri yani insanlar çok pamplarsa bunu ve gerçekten fazla bir destek gelirse çok daha fazla yükseğe çıkabiliriz. Ama ilk hedefimiz 42.800 ile 43.400 dolar arası olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu noktadan aşağı düşmemizin zor olmasının nedeni arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beyaz çizgimiz yani yükseliş trendinin desteği ve aylık desteğimiz tam aynı noktada kesişiyor ve gerçekten çok fazla bize destek sunuyorlar şu an. O yüzden ben buradan daha çok aşağı inebileceğimizi açıkçası çok düşünmüyorum. En azından kısa vadede. O yüzden şu an long pozisyon açmak bana daha mantıklı geliyor. Tabii yine de aşağı yönlü bir senaryoyu konuşmamız gerekirse arkadaşlar, o birazcık daha kötü bir senaryo. Çünkü eğer bu aylık seviyeyi ve yükseliş trendinin beyaz desteğini kırarsak bizi gerçekten ee, çok büyük bir düşüş beklediğini düşünüyorum ben. O yüzden grafiği büyütüp onu size göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi burada bir ayı bayrağı sembolümüz olduğunu söylüyorum ben zaten bir sürü videoda. Ee, bu bayrağın direğini e, sağa doğru taşırsak e, bu şeklin hedefini çizebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu şekilde. Ee, taşıdığımız zaman yani tam buraya koyduğumuz zaman 22 20 bin dolarlık bir hedef veriyor bize arkadaşlar bu seviye. Bu da gerçekten insan aslında korkutuyor. Çünkü yani ne kadar sürede gerçekleşeceğini bilmiyorum. Ama bana kalırsa 1 ile 3 ay arasında böyle bir e, hareket göreceğimizi düşünüyorum ben. Birazcık daha saat doğru da kaydırabiliriz arkadaşlar. Çünkü bugün olacağını düşünmüyorum ben bunun. Yani bir ay sonra olduğunu varsaysak bile 25 bin dolar bizi gerçekten bekliyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda 2017 yılındaki boğa sezonunun en tepe noktası olan 20 bin dolar seviyesine kadar da düşebileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü o kadar e, düşük seviyelerde insanlar panik satışı yapıp daha da fiyatları düşürebileceğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de Ethereum fiyatlarına bakalım arkadaşlar, Ethereum seviyelerine bakalım çünkü Ethereum'a da ilgi duyan çok kişi var, videolarımı izleyen, onların da sorularını cevaplamak istiyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi Ethereum şu an uzun vadede bir yükseliş trendinin içerisinde arkadaşlar. Daha önce de bir W çizgisi çizmişiz gördüğünüz gibi ve şu anda bir W çiziyormuş gibi gözüküyoruz açıkçası. Ee, onun dışında bu W çizgisinin hedefi yukarı yönlü olmakla beraber arkadaşlar bizi bekleyen çok fazla direnç var O yüzden daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum ben ee, Şimdi bu seviyelerimin olduğu grafiğe gelirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tam ortadayız Yani üzerimizde bir aylık dest direncimiz var bu beyaz çizginin altında ee, Aşağıda bizi bekleyen bir aylık desteğimiz var benim yapacağım şey arkadaşlar şu anlık beklemek çünkü gerçekten çok böyle havada süzülüyor gibiyiz şu an. Eğer aşağı doğru bir gidiş yaşarsak yani alttaki aylık desteğe doğru hareket edersek bir long pozisyon açmayı düşünüyorum açıkçası kısa vadede. Eğer yukarı doğru denersek arkadaşlar yine short pozisyon açmayı düşünüyorum ben çünkü gerçekten çok fazla destek var önümüzde kırabileceğimizi düşünmüyorum ben. Ee, o yüzden şu anlık beklemedeyiz arkadaşlar. Tabi bunu beklerken bitcoin fiyatlarını da incelemek bizim için gerçekten önemli. Ee, bu bitcoin'in pardon ethereum'un uzun vadeli hedefine bakmak istersek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir üçgensel bölgemiz var burada. Üçgensel bölgenin hedefini çizersek arkadaşlar. E, pardon bu logaritmik bir tablo olduğu için bu kadar aşağı düşeceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Ama muhtemelen 4000 dolar civarındaki... Pardon 2000 dolar civarındaki desteğe kadar inebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabii bu yorumlarımın hepsi Bitcoin'in hareketlerini incelememize bağlı arkadaşlar. Her an Bitcoin'deki değişiklikler bu tablodaki tablodaki yorumlarıma da değişiklik kazandırabilir. Ben analizlerimi yaparken arkadaşlar her zaman söylediğim gibi e, makro trendlere de göz gezdiriyorum. Yani haberlere bakıyorum arkadaşlar. Dün gördüğünüz gibi Bitcoin trade'inde 430 milyon dolar likidite olmuş durumda long pozisyonlarda. Onun haricinde enflasyonla ilgili de farklı gelişmeler var arkadaşlar İnsanlar yani farklı ülkeler faiz fiyatlarını arttırmayı düşünüyor sürekli bunu dile getiriyorlar bu da kripto gibi risk varlıklarını açıkçası korkutuyor arkadaşlar S&P listesinde de gördüğünüz gibi şu an bir düşüş var arkadaşlar S&P 500 listesinde bu kripto kripto gibi ya da konut fiyatları gibi hisse fiyatları gibi risk varlıklarını gerçekten çok bekliyor çok nasıl diyeyim Etkiliyor arkadaşlar SP500 listesini incelersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bir düşüş trendini kırmışız ve şu an açıkçası biraz yükseliyoruz ama ben diğer etkenleri de göz önünde bulundurduğumda en azından bu yıl içerisinde 3600 dolar seviyesine kadar ineceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bu da altın oranı oluyor bu grafiğin buraya inersek SP500 için gerçekten çok büyük bir düşüş olacak uzun yıllardır yaşadı böyle bir düşüşü de diğer kripto gibi risk varlıkların nasıl etkileceğini siz de tahmin edebiliyorsunuzdur zaten ama sorun yok arkadaşlar çünkü bu düşüş aslında bize gerçekten bir fırsatla da sunuyor çünkü gerçekten çok ucuz fiyatlardan kripto varlıkları satın alabileceğiz yani bitcoin'in 20 bin dolar olduğundan satın aldıktan sonra bitcoin'in 500 bin dolar olduğunda satmanız size gerçekten çok fazla kar getirebilir. O yüzden e, düşüşün düşüşten mutlu olmaya bakın arkadaşlar ve e, en az zarar etmeye çalışın. E, olduğunuzca paranızı USDT gibi sabit coinlerde tutun arkadaşlar. E, bunun gibi farklı videoları da sizlere her gün atmaya devam edeceğim arkadaşlar. O videoları da izleyebilirsiniz. E, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bay bay.